paylaşım yapayım ben basayım. Ben görüyoruz ya ben abi. Hocam günaydın. Hocam günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sormalı. Bursaspor'un Kocaeli kampından merhabalar değerli Bursasporlular. Yeşil beyaz takım günün ilk çalışmasını şu saatlerde gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi şu anda Bursaspor teknik direktörü Özcan Bizati oyuncularıyla toplantı halinde ve sonrasında idman başlamış olacak. Bursaspor'da şu anda gördüğüm kadarıyla Erhan Erentürk, Cristobal Horquera takımdan bulunmayan isimler arasında yer alıyor. Sakatlıkları bulunan oyuncular da onlar da. Talha Tuğbey, Namık, onların milli takımda olduğunu zaten biliyoruz. Onlar kamp döneminde yeşil beyaz takımla beraber çalışamayacak isimler arasında bulunuyorlar. Ramazan Keskin de evet geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle zaten çalışmalarda yer alamıyordu. O da takım otelinde tedavisi süren isimlerden birisi. Özcan bizatihi oyuncularla görüşmesinin ardından Bursaspor futbolcular İdman yapılacak bölgelere doğru geçişlerine başladı.
Dün biliyorsunuz Bursa Spor'un idmanını, akşam idmanını canlı vermiştik. Akşam idmanında biraz yorucu idmanları olmuştu. Bursa Spor Teknik Direktörü Özcan bizatihi defans hücum çalışmasında defans hattındaki bulunan oyunculara rakipleriyle daha mücadeleci olmalarını, temaslı olmalarını, sert olmalarını demeylemişti. Böyle bir idman geçirmiştik. Dün bakalım bugünkü idman nasıl gerçekleşecek? Bu arada görüntülerde, yayında bazı donmalar yaşanabiliyor. Deniz kenarındayız. Rüzgarın olduğunu belirtelim. Bu nedenle yayında bazı problemler yaşayabiliyoruz. Bu konuda da kusura bakmayın. Arda İlhan günaydın. Kamerada ufak sıkıntı var demiş ama kamerayla alakası yok. İnternet problemi dediğimiz gibi. Cihan Karakaş ve Arda İlhan günaydın. Sonrasında iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Şu anda yeşil beyaz oyuncular ısınma çalışmasını gerçekleştiriyor. Sonrasında da yine minyatür kaleler ve bakıyorum normal kaleler hazırlandı. Bir toplu çalışmaya geçilecek. Biz basın mensuplarına yine yarım saatin basına açık olduğunu belirtelim idmanın. Yarım saat boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Spor'un Kocaeli kampında bugün yeşil beyaz takım günü tek idmanla geçirecek. Akşam idmanı programı bize verilmedi ancak herhalde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirilecektir. Akşam idmanı da basına kapalı olacak. Kocaeli'de yine parçalı bulutlu bir hava. Zaman zaman güneşin çıkmasına rağmen rüzgarın estiği açık bir alandayız. Sabah saatlerinde yine yağmur yağdı. Fakat sonrasında zeminin dün ıslanmıştı. Dün teknik ekibin isteği dahilinde zemin ıslatılmıştı. Bugün buna gerek duyulmadı. Zeminin de gerçekten güzel olduğunu söyleyebiliriz. Yağmur yağdı.
Şu anda Bursa Sporlu oyuncularının hareketleri devam ediyor. Fakat oyuncuların üzerinde bir yorgunluk olduğunu söyleyebiliriz. Sabah idman sahasına gelirken oyuncuların fiziki durumlarından da bu belliydi. Yoğun idmanlar sonrası oyuncular gerçekten yorulmuş vaziyette ama bugün biraz daha eğlenceli bir çalışma olmasını bekliyoruz biz de. Sakatlığı bulunan diğer isimlerden İsmail Çok Çalış takımla beraber çalışmaya şu anda devam ediyor. Ancak toplu çalışmada bakalım takımla beraber olacak mı? O da Bursa Spor için çok önemli değerlerden, çok önemli oyunculardan biri. Eksikliğini hissettiğimiz oyunculardan biri. Çünkü sezon boyunca maalesef yerine orijin sağ bek alınmasına rağmen hiç orada bölgesinde oynayan oyuncu olmadı maalesef. Bir Mert Yılmaz Altınordu maçında forma giymişti. Fakat sonrasında biliyorsunuz iki maçta Burak Altıparmak'ın performansı vardı. Samsun önündeki performansı Burak'ın iyi olsa da Ankara Gücü maçındaki performansıyla en çok eleştiri alan isimlerin başında geliyordu Burak Altıparmak. Bakalım sezon hazırlıkları boyunca, yani kamp dönemi boyunca sağ bek bölgesinde hangi oyuncu oynayacak biliyorsunuz. Aykut Akgün'le Hasan Ayaroğlu Fatih Tekke döneminde Özce'den Vakıfköy'e gönderilen isimler arasındaydı iki oyuncu. Takımdan ayrı çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Özcan bizatihi geldikten sonra ilk basın toplantısında da ben oyuncuları takıma dahil edebilirim. Herkese ihtiyacımız var demişti. Ve sonrasında ikinci haftasında Ankara Gücü'yle oynanan maçtan sonra Hasan ve Aykut'u takıma dahil etti. Bu oyuncular da burada takımla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar. Arda İlhan Günaydın, kamp yeni başlamadım. Bu kadar yoruldularsa Allah yardımcımız olsun demiş. Şimdi normalde kamp cumartesi başladı ancak 6. güne girdi. Şöyle bir şey de var. Her hocanın çalışması tabii ki farklı oluyor. Yani birçok hocayla biz de beraber çalıştık, gördük nasıl idmanlar yaptırdıklarını. Her hocanın çalışması farklı. Özcan Hoca da buradaki kampta günde iki idmanla çok yoğun yüklemelerde bulundu. Sonrasında da artık topla çalışmalara geçilmesi bekleniyor ki yani diyorum yarından sonra da bir taktik çalışmaları gerçekleştirilir. Evet, Bursa Sporlu oyuncular şu anda topla çalışma
çalışmasını gerçekleştiriyor. Toplu ısınma çalışmalarındalar. Bursaspor burada bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Bir veya iki hazırlık karşılaşması isteniyor ama günler de sıkıştı. Muhtemelen bu bir olacaktır. Takım bulma konusunda çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili de gelişme oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cihan Karabaş, Özcan Hoca dün savunmacılara topa dal talimatı vermiş herhalde abi diyor. Evet, rakibi rahatsız edin, topa sert olun şeklinde ifadeleri vardı dün hocanın defans oyuncularına. Bu şekilde oynamaları istediğini haberinde yapmıştık.
İsmail'le şey çeksin. Evet, Bursasporlu oyuncular topla çalışmalara devam ederken İsmail Yüksek ve İsmail Çok Çalış takımdan ayrı kuvvet çalışması gerçekleştiriyorlar. Arkadaşım Murat Demir de onları size şu anda gösteriyor. İki oyuncunun da özellikle İsmail Çok Çalış'ın ciddi diz sakatlığı vardı biliyorsunuz. Çapraz bağları kopmuştu. İsmail Yüksek de bağ kopmasının eşiğinden döndü diyebiliriz. O da iki gündür takımdan ayrı kuvvet çalışması gerçekleştiren isimler arasında. Kaleciler ise diğer tarafta Koray Tanrıverdi gözetiminde çalışmalarına devam ediyorlar. Thank you.
Bırakın orada çekelim ya, koyalım onu çocuğun bakıyorsa. Ha, yok şöyle koyarız da bir çıkar da derin ya. Öyle alır yani. Uçtan çekince. Evet değerli Bursasporlular, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İdman basına kapatılacak ve sonrasında taktik çalışmalara geçilecek. Hepinize Kocaeli'den hayırlı günler diliyoruz. Yarınki Bursaspor idmanında görüşmek üzere. Hoşçakalın.